Türkiye'nin kripto paralara dair ilk programı olan Kripto Gündemi hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'nda yine çok değerli konukları sizlere sunmuş olacağız, takdim etmiş olacağız. Bugün ayrıca bir sürpriz var. Bir miktar futbol konuşacağız ve futbolun da ne kadar önemli bir boyuta, Bitcoin'in de ne kadar önemli bir seviyeye geldiğini söyleyeceğiz. Ufak olarak sürprizden önce bir tease olmuş oldu ama öncesinde konuklarımızı anımsayalım. Sonrasında haber turu ve fiyatlarla devam edelim. Evet, haber turuyla devam edelim. 3 Eylül tarihinde Bitcoin birkaç saat içerisinde hızlıca düştü ve 10.400 dolar seviyesinin de altını gördü. Yalnızca bir borsada ani düşüş yaklaşık 100 milyon doları aşan değerde bir longu yani alış likidi de ederek sildi. Bitcoin fiyatının düşmesini muhtemel 3 temel faktöre dayandırıyor uzmanlar. Madenci çıkışları, ABD dolarının yeniden güçlenmesi ve büyük bir direnç olarak da adlandırılıyor. Ve peki bu seviyeler devam edecek mi diye Şant Manukyan'la ikinci bölümde Bitcoin'de teknik olarak da konuşacağımızı hatırlatalım. Uluslararası Para Fonu resmi Twitter hesabından Kripto Paralar Nedir isimli bir video paylaştı IMF. Videoda kripto paralar için paranın evrimindeki bir sonraki adım olabilir denilmesi kripto para camiasına tabii ki sevinçle karşılandı. Kısa sürede viral olarak da yayılan video Twitter dünyasında da ciddi gündem yarattığını söyleyelim. IMF gibi paranın en başındaki kurumlardan bir tanesinin böyle bir video paylaşması hem güven hem de Bitcoin piyasasının gelişmesi anlamında oldukça kritik olduğunu söyleyelim. Güzel haberler varken eleştiriler de var. Bu anlamda da İngiltere Merkez Bankası yöneticisi Andrew Bailey bugün stablecoin'lere odaklı sanal bir Brookings Enstitü'de bir etkinliğe katıldı ve Bitcoin'i eleştirmiş. Bitcoin'in parayla bir bağlantısı olmadığını iddia eden Bailey, Bitcoin'in riskli bir yatırım olarak tanımladı. Bitcoin gibi kripto para birimlerinde dış değerlere sahip olabileceğini ancak bunların oldukça riskli yatırımlar olduğunu dile getirdi. Bailey ek olarak şunu söylemek lazım. Bitcoin bir para mıdır acaba? Yani bunun fonksiyonu da tartışmak gerekiyor. O yüzden yatırım aracı mı, menkul kıymet mi, para mı ya da başka bir şey mi? O yüzden neresinden bakıp bakmadığınızla da çok alakalı olduğunu söyleyelim. Ve İsviçre'ye gidelim. O tarafta da konfederasyon üye devletlerden biri olan Zug kantonunun gelecek yıldan itibaren vergi ödemeleri için Bitcoin ve Ethereum'u kabul edeceğini söyledi. Kripto para birimlerine karşı olumlu duruşu sebebiyle Crypto Valley lakabı kazanan Zug yönetimi bu anlamda Perşembe günü bir haber yayınlıyor ve 2021'den itibaren şirketlerin ve bireylerin vergilerini iki büyük kripto birimi olan Bitcoin ve Ethereum üzerinden ödeyebileceklerini söyledi. Daha önce de belli devletlerin hizmetleri Bitcoin ödemelerini kabul etmek üzere adım atan bölgede yaklaşık 127 bin kişi yaşıyor. Zug kantonunda finans direktörü Heinz Tanner önümüzdeki haftalarda yeni girişimi test etmek için de bir pilot proje gerçekleşebileceğini açıkladı ve bu anlamda kripto para birimleriyle vergi ödemek isteyenlerin kanton vergi dairesiyle iletişime geçebileceklerini de aktardılar. Bu da önemli bir gelişme olarak söyleyelim. Ve son haber futboldan. Türkiye Futbol Federasyonu BTC Türk'le 2 yıllık sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Anlaşmalarıyla birlikte A Milli Erkek Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı'na sponsor olundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kragas'ı Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluk ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Alkin Kalkavan ve BTC Türk Genel Müdürü Özgür Güner'i A Milli Futbol Takım Galatasaray'ın başarılı oyuncuları Emre Kılınç aynı zamanda kadın futbol takımı da katıldığını söyleyelim ve 2 yıl olarak bu sponsorluk anlaşması alındı. Milli takımımıza da bu yolunda başarılar dileyelim. Umarım attıkları her şut gol olur ve bu anlamda da birbirlerine uğur getirirler diyelim ve haber turumuz ardından fiyatlarla devam edelim.
Bitcoin fiyatları düşüyor. Hemen bir fiyatları ekrana getirelim. Orada 10.451 dolardayız. %3 sabah %5'e kadar varmıştı. Dolar yukarıda ama Bitcoin'in düşmesi 77.836 liraya kadar çekti Bitcoin TL'yi. Litecoin, Ethereum ve Ripple tarafında da eksiler var ki sabah Litecoin'de %10'a varan düşüşlerden sonrasında bir miktar tepki alışı var. An itibariyle 51 dolar 7 sent. Evet, devam ediyoruz ve stüdyo konuğumuz BTC Türk CEO'su Özgür Güner'e geldi ve onunla birlikte milli takımlarla BTC Türk arasındaki yeni nesil işbirliğini konuşacağız, kripto paraları konuşacağız ve bu anlaşmanın Türkiye'deki Bitcoin'in bilinirlik ve tanınırlık kısmına nasıl bir etkisi olacağı konusunda da kendisinden görüşler alacağız. Özgür Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. 2 senelik bir sponsorluk anlaşmasından bahsediyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hem Türkiye futbol kadınlarımızda hem de erkeklerimize sponsor olmuş oldunuz. Evet. Öncelikle bu fikir nereden çıktı? Aslında bu böyle çok kısa vadede çıkan bir fikir gibi değil. Biz BTC Türk'ün 7. yılını kutladık çok yakın zaman içerisinde, Temmuz ayı başında. Ve sadece 7. yaşımız değil, aynı zamanda BTC Türk globalden de kullanıcı kabulüyle başladı. Dolayısıyla kendi sektöründe 11 yıllık bir sektörde 7-7,5 yıldır var olan bir Türk markası olarak aslında biz de inanıyoruz ki BTC Türk Türkiye'yi kendi alanında dünyada temsil ediyor. Global kullanıcıya ulaşmamız beraber de bunun aslında daha da ivme kazanacağı yeni bir döneme girdiğimizi düşünüyorduk. Dolayısıyla bu dönemle beraber de aslında milli takımların Türkiye'yi yurt dışında temsil etmesi, işte mücadele, hırsları, azimleri hep daha iyi yapmak için çalışmaları ve şu anda özellikle erkek milli takımımızda yeni jenerasyon, yepyeni bir kadro geliyor. Onu da değerlendirdiğimizde aslında kendi hikayemizle milli takımların hikayesini bir nevi paralel hissettik. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bu birlikteliğinde milli takımlarımıza özellikle bu pandemi döneminde ek bir güç olsun istedik. Dolayısıyla fikri olgunlaştırdıktan sonra da Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmeler çok olumlu seyretti. Onlar da bu yeni nesil takımın, yeni nesil umuyoruz ki performansıyla yeni nesil bir sponsorluğa, ana sponsorluğa imza atmış oldular. O takım da çok genç. Genç ve dinamik bir takım. Kesinlikle. Ben tabii birazcık o konuda geride kaldım. Futbol takımındaki birçok kişiyi araştırdığım zaman işte bu sponsorluktan dolayı hepsinin yaşı çok genç. Dolayısıyla da Bitcoin, kripto paralar ve takımın da dinamizmi birleştiği zaman aslında doğru bir sponsorluk gibi duruyor. Biz öyle hissediyoruz. Evet. Bir de şöyle Murat, enteresan bir şey. Bu tabii pandemi süreci birçok açıdan kulüpler için, federasyonlar için, hatta birçok ekonomi için zorlayıcı bir dönem oldu. Dolayısıyla böyle bir dönemde milli takımlara finansal anlamda da destek sağlayabilecek finansal güçte olmak bizim için bir yandan da gurur verici. Ve aynı zamanda tabii Euro 2021 var önümüzdeki sene. Milli takımımız oraya katılacak ve ilk defa Euro Avrupa Futbol Şampiyonası tek bir yılda yapılacak. O yüzden de belki bu enteresan turnuvaya, enteresan zamanlamaya Bitcoin gibi o da aslında genelin dışında hareket eden bir varlık ve BTC Türk yakışırdı diye düşünüyorum. Bu sponsorluğun detaylarını yine konuşmak istiyorum Özgür Bey ama izninizle bu anlamda da bir dakikalık bir klibimiz var. Çok güzel bir çalışma hazırlanmış durumda. O videomuzu izleyelim. Sonrasında milli takımımızın Avrupa yolculuğunda BTC Türk neler yapacak, birbirine nasıl destek olacaklar konuşmaya devam edeceğiz. Bu bizi 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşıyan o unutulmaz anlardan biri. Bu da Türkiye'nin ilk, dünyanın 4. Bitcoin ve kripto para işlem platformu BTC Türk. Bu milyonlarca taraftarı olan milli takımlarımız. Bu da Türkiye'den 1 milyon kullanıcısıyla globalleşen BTC Türk. Onlar tüm zorluklara rağmen hırsı, isteği, heyecanıyla mücadeleye devam eden kadın ve erkek milli takımlarımız. Bu da 7 yılda heyecanını hiç kaybetmeden büyüyerek dünyada pek çok ilki gerçekleştiren BTC Türk. Onlarda yetenek var ama en çok da hırs var, istek var, asla vazgeçmemek var. Kırmızı ve beyaz var, arkadaşlık var, bir ülkenin umudu var. BTC Türk olarak
kadın ve erkek milli takımlar ana sponsoru olmaktan gurur duyarız. 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımlarımıza başarılar diliyor, sonu kupa olsun diyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim ve bu anlamda da 2 sene boyunca birbirinize eşlik etmiş olacaksınız. Evet. Avrupa yolculuğu olacak değil mi Türkiye milli takımının? Önce Uluslar Ligi var dün. Hı hı. Ne yazık ki çok galibiyetle sahadan ayrılamadık. Bir başlangıç yaptı milli takımımız ama Euro 2021 var ve ondan sonra da Katar'da Dünya Kupası var. Tabii pandemi koşulları umuyorum ki her geçen gün daha da iyileşir ve hayatımız daha da normalleşir. Dolayısıyla şu anda tabii milli takım için en önemli hedef herhalde Euro 2021'de inanıyoruz ki o yüzden de sonu kupa olsun diyoruz. Kupayı kaldırırlar. Evet, orada sonuçta katılacağız artık ve Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Bizim takımın çok enteresan bir noktası var, Türkiye Birliği takımının. En kötü zamanında bile böyle önemli turnuvalarda işte o sinerji, dostluk, işte takımdaşlık duygusunun çok arttığı da zamanlar olabiliyor. Evet. Bazen tabii çok dağlı da biliyoruz Türk milleti olarak ama biraz o kenetlendiğimiz zamanda, işler yolunda gittiği zamanda tıpkı Kore'de Dünya Kupası'nda olduğu gibi Japonya'da hiç olmadık sonuçlar da alabiliyoruz aslında. Evet, aslında oyuncularımız çok yetenekliler. Bu milli takımın bence bir de orta uzun vadede sadece Euro 2021'de değil önümüzdeki turnuvalarda, maçlarda da büyük hedefleri olabilecek bireylerden oluşuyorlar. Ama beraber de güçlü bir takım olacaklar ve o durumdalar şu anda. Tabii hem kadın milli takımımız hem erkek milli takımımız çok tecrübeli hocalara emanet. O yüzden bizim gibi sponsorların ve tabii ki taraftarın ve Türk milletinin desteğiyle ben inanıyorum hem sadece erkek milli takım tarafında değil, kadın milli takım tarafında da büyük başarılara imza atacaklar. Biz de bu yolu onlarla yürümek için sabırsızlanıyoruz. Umarım. Şenol Hoca tabii çok başarılı. Hani tam anlamıyla bir kurt hocadan bahsediyoruz. Milli takım artık ona emanet olmuş oldu. Şimdi siz daha öncesinde de bir Anadolu kulübüne sponsor oldunuz. O da çok ters köşe bir iş oldu. Değil mi? Malatya Spor. Evet, o da bir dünyada ilkti. Evet. Bu seviyede profesyonel bir spor kulübüyle bir kripto para işiyle uğraşan, hatta bırakın alım satım platformunu, bu seviyede yapılmış ilk sponsorluktu. Hı hı. Şimdi bir başka ilkle aslında stratejimizi biraz daha büyütmüş, biraz daha globale yaymış oluyoruz. Biz tabii her zaman bunu birçok ortamda dile getirmeye çalışıyorum. Markamızın getirdiği bize bazı sorumluluklar var. Bir yandan da pazar lideri olduğumuz için Türkiye'de üzerimize düşen sorumluluklar olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii Bitcoin'in doğru anlatılması. İşte Bitcoin'in böyle kısa vadede zengin olabilecek bir fırsattan ziyade dünyamızda finansal anlamda veya sosyal hayat anlamında birçok şeyi değiştirebilecek yeni nesil bir varlık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir yandan da tabii hizmet verdiğimiz pazar ve içerisinde değer yarattığımız ekonomi, Türk ekonomisi olduğu için burada da kullanıcılarımıza karşı, diğer tüm paydaşlarımıza karşı önemli sorumluluklarımız var. O yüzden BTC Türk bu ikisi bir araya geldiği zaman bizim bu anlamdaki yaptıklarımız, aldığımız teknoloji tarafında, regülasyon tarafında yaptığımız yatırımlar, bunların tamamını değerlendirdiğimizde işte Malatya işiyle başlayan, onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Beraber bir iki başardık dünyada. Ve şimdi milli takımlarla devam eden hem Türkiye'de Bitcoin'in doğru anlaşılması, hem küresel anlamda Bitcoin'e katkıda bulunmak, hem de milli takımlarımıza destek olmak aslında bu işin ana fikri diyebilirim. Bu şu anlamda bir zorluk yaratıyor mu Özgür Bey? Bilmiyorum. Mesela takım sahaya çıktığı zaman Türkiye milli takımı, orada işte sponsorluğu gören kişiler hani aradığı zaman, yani bu lead olayı var ya, yatırımcı, data vesaire. Evet. Ekibiniz bunları, çünkü siz şöyle bir yönetici değilsiniz. Yani bana çıktığınız her yerinde şunu diyorsunuz: Bitcoin'inize sahip çıkın. Siz böyle hani alım satım komisyonunun peşinde olan bir kurum değilsiniz gördüğüm kadarıyla. Yani doğru olanın kısa vadede olsa bile orta uzun vadede bu olmadığını geçmişte çok gördüm sektörlerde, farklı sektörlerde, finansal hizmetler alanında. O yüzden ana felsefemiz kesinlikle o. Böyle bir durumdayken, yani orada çünkü 7'den 70'e alakalı alakasız birçok kişi arama durumu var ki muhtemelen işte Yeni Malatya Spor'da sahaya çıktığı zaman futbolcu,
Orada birçok arayan kişi oluyordu. Hem bu çağrıları nasıl karşıladınız, hem de bunları böyle müşteriye dönüştürme, yatırımcıya dönüştürme kısmında zorlandınız mı? Öncelikle bu soru için teşekkür ediyorum Murat. Çünkü bu iş modelimizi açıklamak anlamında güzel bir fırsat oluyor bizim için de. Şimdi BTC Türk'ün satış anlamında bir fonksiyonu hiçbir zaman yok ve olmayacak da. Yani şunu söylüyorum. Biz gidip insanlara bir ürünü doğrudan push etmek gibi bir stratejiyi benimsemiyoruz. Bizim bu tür yaptığımız sponsorluklar veya Bitcoin'in bilinirliği, BTC Türk markasına yaptığımız yatırımların sonucunda bir bizi merak edenler olabiliyor. Veya Bitcoin'i bir şekilde duymuş, bu vasıtasıyla BTC Türk'ü zaten bilen ama bir şekilde bu konuda bize ulaşmaya karar vermiş kişilerden oluyor. Şimdi bu yaklaşımda bizim için öncelikli olan konu bu kullanıcıların veya potansiyel kullanıcıların bizim gidip onları içeriye çekmeye çalıştığımız bir dünyadan ziyade onlar bize geldiklerinde yeterince bilgi alabilecekleri, kendilerine eğitebilecekleri, bu piyasanın ki birkaç gündür de eminim kullanıcılar görüyorlar, inanılmaz dalgalı ve volatil olabileceğini, dolayısıyla risklerinin bazı kişiler için taşınamayacak boyutta olabileceğini. O yüzden bizim birinci önceliğimiz aslında Bitcoin'in ne olduğunu, bunun gelecekte neleri değiştirmeye aday olduğunu ve nasıl yaklaşılması gerektiğine ilişkin felsefesini anlatıyoruz. Eğer kullanıcı buna ikna oluyor ise ve kendisiyle bir bağ kurabiliyor ise BTC Türk'te hesap açıp hayatına devam ediyor. Onun dışında BTC Türk olarak biz insanları yakalayıp içeri çekmeye çalışmıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki zaten Bitcoin varlığıyla, değiştireceği teknolojiyle, teknoloji ve finansal hizmetler alanında sunduğu değerler bütünüyle biz özelliklerini anlatmamız kullanıcılara için yeterli. Sadece gereksiz risklere girmesinler. Çok aşırı trade edip buraya yatırıp orta uzun vadede karlı çıkma planlarını gündelik hareketlerle kaybetmesinler, stratejilerini bozmasınlar. O yüzden bizim ana yaklaşımımız açıkçası insanlara doğru bilgi, şeffaf, güvenilir, hızlı çalışan, sağlıklı bir platform sunmak. Evet, yani bu anlamda belki bazı şeylerde tabii ki direkt birebir işte müşteriye dönüşüm ya da karlılık amaçlanmaz. Belli markaların yan yana gelmesi çok kıymetlidir. Örneğin işte Alman otomotiv firması dünyanın en büyük moda fuarlarında küçücük logosunu koyar ama bizde Türkler genelde şeydir, hani biz para verdiysen sponsorlukta en büyük olsun diye. Bazı şeyler prestijdir. Bu milli takımla olan sponsorluğunuz, çünkü milli takım hepimizin milli takımı. Aynen öyle. Bir miktar daha orada sizin markanıza da katma değer taşıyacağını düşünüyorum. Tabii biz bunu çok o açıdan olumlu bir işbirliği olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bir yandan Türkiye özellikle teknoloji alanında dünyada önde gelen ülkelerden. Tabii Türkiye'nin milli takımları da açıkçası bu tür yeni nesil bir sponsorluğa imkan sağlayarak aslında gelecekle ilişkin bu dinamik, heyecanlı, hırslı, pes etmeyen, aslında bir yandan şimdi sahada desantralize gibi kendileri birey olan ama bir araya geldiklerinde inanılmaz bir güç olan bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden hem BTC Türk markasının 1 milyon kullanıcısının milli takıma destek, ivme, heyecan getireceğini, onları destekte hissettireceklerini, daha fazla hissettireceklerini umuyoruz. Finansal olarak da bu anlamda onların yanındayız. Bir yandan da tabii bizim için milli takımlarla yan yana durmak hem bir vatandaş olarak hem bir BTC Türk kullanıcısı ve çalışanı olarak beni son derece memnun ediyor. Bu tarz şeyler genelde hayal gibi olur. Hani olduğu zaman da güzel iş yapmışız diyeceğiniz bir noktadır. Evet. Herhalde bu en güzel noktalardan bir tanesi bir sponsorluk anlaşması yapıldığı zaman ana medya kanallarında onunla ilgili sizin logonuz ya da işte o sponsorlukla ilgili bir şey gördüğünüz zaman heyecanınız. Çünkü bunları biz de çalıştığımız kurumlarda gördük. Evet. İnanılmaz heyecanlı oluyor gerçekten. Murat, bir de ben de biraz bu daha değişik çalışıyor sanırım. Çünkü genelde hep sonradan idrak ediyorum yaptığımız işleri. Çünkü örneğin dün akşam hepimiz televizyon başında maç izlerken biz bir yandan da çalışıyor oluyoruz aslında. Ben ve en azından şirketimizde ki bir takım arkadaşlarım maçı takip etmekle de görevli olanlar. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda aslında ben muhtemelen geriye dönüp 6 ay sonra baktığımda ya ne kadar büyük bir iş başarmışız o zaman anlayabileceğim. Çünkü içinde olduğum zaman bu takım arkadaşlarımla beraber yönetmemiz bir süreç ve işimizin parçası oluyor. Aslında durup arada soluklanıp bu başarıları veya gelişmeleri kutlamak lazım ama insan bazen onu ihmal edebiliyor. Yaptığımız işin büyüklüğünü inşallah Euro 2022-2021'de büyük başarılar kazandığında milli takım hep beraber kutlarız.
Peki bu anlamda bir tane hani futbol, evet kadınlarımız çok başarılı, Türk milli kadın takımımız da var. Hı hı. Ama bakıldığı zaman genel izleyici kitlesi erkek. Hani evet. Çok ekstrem olmadığı sürece erkekler izliyor. Doğru. Ve kadınlar bu anlamda çok ilgi göstermiyor. Yatırımcı profilinizin de örtüşüyor mu bu? Yani Bitcoin'e yatırım yapanlar da genelde erkek mi oluyor Özgür Bey? Erkekler çoğunlukta ama ben kendi tecrübemden söyleyebilirim ki ben kadınları daha girişimci ve daha risk almaya açık buluyorum. Yani özellikle yeni teknolojilere daha meraklı oluyorlar. Ben örneğin arkadaş grubumla veya bir ortamda konuştuğum zaman daha çok kadınlar soru soruyorlar mesela. Özellikle benim jenerasyonum erkekler biraz daha işte futbol sadece, ekonomi, işte dolar ne olacak falan gibi siyaset. Konularla siyaset aynı şekilde kendilerini rahat hissederken kadınlar daha meraklı teknolojiye, işte bu nasıl çalışıyor, peki arkasında ne var, ben parayı kime veriyorum falan gibi ilk sorular ama ondan sonra hızla kavradıklarını düşünüyorum. Ben önümüzdeki dönemde açıkçası kadın kullanıcı sayımızda da bir artış olacağını düşünüyorum. Çünkü küresel olarak da bakıldığında aslında kadınların finansı, kendi finanslarını erkeklerden daha iyi yönettikleri gibi bir yazı okumuştum. Dolayısıyla çok önümüzdeki yani. Bu dönemde... Bu kadar çok finansal araçlara mesafeli olup bu kadar çok ekonomide iyi yönetmeleri, örneğin benim annem çok iyi bir ekonomist olduğuna inanıyorum. Yani o kadar gelirle büyük işler yapmaları ama olmak zorunda değil mi bir yandan da? Onların bir becerileri de bu aslında diyelim. Ama önümüzdeki dönem ben kadın kullanıcı sayısının da hem Türkiye'de hem dünyada artacağını düşünüyorum. En son yine okuduğum bir araştırmada tüm dünyada kripto varlıkları trade etmeye başlayan yeni kesim yatırımcının büyüme oranlarının gençlerde en yüksek olduğu, özellikle 25 yaş altında ve kadınların da bunu ikinci sırada takip ettiği yönündeydi. Dolayısıyla büyüme geliyor. Bence ölçek de yakın zamanda çok daha net bir şekilde karşımıza çıkacak. Şimdi bu son dönemde Özgür Bey, tabii pandemiden dolayı herkes bir evine oturdu. İşte evet. Yani değişik bir şekilde işte kendini mutfağa veren var, tabii sanata veren var, müziğe veren var. Ben örneğin evet. Netflix'e verenlerden birçok dizi işte bitirdim vesaire ama Bitcoin'e veren de var. 1 milyon kullanıcı ulaşmış oldunuz evet. Siz. Şunu sormak isterim. Bu 1 milyon kullanıcı Borsa İstanbul'da da çok fazlasıyla hesaplarda çok yeni hesap açılmış oldu. Onunla paralellik gösterdi mi birinci sorum. Daha sonrasında Borsa İstanbul'da maalesef bu sert düşüşlerde çok daha para kaybedenler de oldu. Belki vazgeçenler oldu. Krediyle işlem yapanlar oldu düşük faizden dolayı. O taraftan size gelenler de oluyor mu? Yani hani biz borsada umduğumuzu bulamadık, bir de şu kapıya gidelim Bitcoin'e bakalım diye. Bence Murat, son sorundan başlayayım. Açıkçası bu tür yatırımcı geçişleri daha çok bir piyasanın cazibesi veya cazibesini yitirmesinden ziyade alışkanlıkla ilgili. Ben o yüzden BTC Türk kullanıcılarının da bir kısmının belki de kendi tasarrufları, varlıkları ile ilgili bugüne kadar çok hareket etmemiş olsalar da BTC Türk ile çalışmaya başladıktan sonra belki Borsa İstanbul'a ilgi duyduklarına inanıyorum. Çünkü bu aslında bir yatırım yapmak, bir şeyi değerlendirmek, ona para koymak, onun volatilitesini takip edebilmek. Bu disiplin gerektiren bir iş ama bir yandan da alışkanlık gerektiren bir durum. Siz bir tarafta bazı alışkanlıkları kazandıysanız diğer tarafa adapte olmanız daha kolay. Çünkü evet. İşte tahta mantığı var. Fiyat verebiliyorsunuz, dalgalanıyor. Grafik, teknik analiz biliyorsanız belki ondan faydalanabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben bu anlamda bakıldığında çeşitli farklı finansal piyasaların eğer düzgün ürünlerle ve sağlıklı bir şekilde işletilirlerse birbirlerine destek olacağını düşünüyorum. Şimdi risk açısından bakıldığında tabii bizim çok orada da sermaye piyasa kanununun basiretli tüccar tanımı vardır. Ona uygun davranmaya çalışıyoruz. Yani piyasa değeri çok küçük olan bir günden bir güne evet belki Bitcoin de %15-20 hareket edebiliyor ama hatta 200 milyar şey dolarlık kaldı, evet aynen 200 milyar dolarlık bir varlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle çok küçük piyasa değeri olan kripto paraları örneğin platforma eklemiyoruz, kaldıraçlı işlem sunmuyoruz, insanlara olmayan varlık veya paralarıyla işlem yapmasına imkan tanımıyoruz. Sizin prestijiniz de zaten. Evet, çünkü açıkçası Murat sen de bizim piyasada çalıştın, sen de gördün eminim. Orta uzun vadede eğer siz şirket olarak başarılı olmak istiyorsanız, para kazanan ama sizin para kazandığınız bir düzene de dayanıyorsanız, bu sürdürülebilir değil. Dolayısıyla bizim birinci önceliğimiz kullanıcılarımızın alabilecekleri kadar risk almaları ve bu risklerini farkında olmadan kaldıraçla veya farklı arkasında garip finansal matematiklerin olduğu ama gerçekte nasıl çalıştığını hiçbirimizin anlamadığı yapılardan ziyade daha
az riskli, zaten fiyatlar yeterince dalgalı bir alanda yürüsünler istiyoruz. Dolayısıyla bizim 2018 yılı gibi veya 2019'un başı gibi Bitcoin fiyatlarının çok düştüğü dönemlerde dahi kullanıcılarımızdan büyük para kaybedip büyük şikayetleri bize veya farklı kurumlara ulaştıran pek kimse olmadı. O da bizim aslında orta uzun vadeli bakış açımızın ne kadar doğru olduğunu, çünkü aslında bu sektörü büyütecek şeyin para kazanan platformlar değil, para kaybetmeyen en azından kullanıcılarla mümkün evet. olabileceğini umuyorum tüm sektör anlar. Umarım. İzleyicimiz diyor ki keşke halka arz olsanız diyor. Bu da dolaylı olarak aslında Bitcoin'in Türkiye'de SPK nezarete regülasyonu anlamına geliyor. Tersten gidildiği zaman. Tabii kurum. Şimdi ya açıkçası buna benzer yorumları daha önce de aldık. Çok teşekkür ediyorum kullanıcımıza. Tabii öncelikle hedefimiz bir Türk markası olarak Türkiye'de ölçek yakalamış bir finansal hizmetler kuruluşu olma yolundayız. Bu noktada da önümüzde daha çok yapacaklarımız var. Ama ben de tabii sermaye piyasalarından gelen bir insan olarak halka arz dediğiniz zaman ve halka arzı bugüne kadar aslında borsanın daha da derinleşmesi, farklı sektörlerin, şirketlerin borsaya girmesi noktasında desteklemiş biri olarak biz hayır halka arza karşıyız demem gibi bir şey tabii ki söz konusu olamaz. Tabii kulvarlarınız farklı. Aynen ama gelecek neler gösterir bakalım, umuyorum ki BTC Türk şirket olarak da marka olarak da çok daha büyür, çok daha farklı boyutlarda Türkiye'yi temsil eder. Yurt dışı kısmına Özgür Bey kısa bir reklam izleteceğim size, çünkü orayı atlamak istemiyorum. Tabii. Orayı biraz daha açalım istiyorum. İkinci bölümde Şant Bey'den önce bir 5 dakika daha sizi misafir edelim. Memnuniyetle. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Kripto gündem devam ediyor. BTC Türk CEO'su Özgür Güner ile birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 seneliğine BTC Türk'le Türk Milli Takımı sponsorluk anlaşması imzaladı ve her ayın ilk cumasında olduğu gibi tarım dışı istihdam rakamları kripto gündem programımızın vazgeçilmezi. O zaman biz de hemen duyuralım. 1.371.000 geldi ki burada beklenti 1.400.000'di. Önceki rakamda 1.763.000 olarak kayıtlandı. Hemen buradan aslında diğer rakamların detaylarına da bakalım. Bir yanıma da dolar verirsen sevgili yönetmenim. Oradan da nasıl etkilenmiş izleyicilerimize çok kısa hemen onu da aktaralım. İşsizlik oranları ve aynı zamanda tabii ki önemli rakamlar da geldi. Amerika'dan birazdan detaylarını açıyorum ben de. Evet, tarım dışı istihdam rakamları 1.371.000, beklenti 1.400.000, beklentilerden aşağı geldi. 7.44-79 çok değişen bir tablo olmadığını da söyleyelim. İşsizlik %14.2 olarak da kayıtlandı Amerika cephesinde diyelim ve Özgür Güney'le olan sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Amerika tabii ki tüm dünyaya yön vermeye devam ediyor. Ekonomisi, tüm rakamlar. Ama gördüğümüz gibi istihdam rakamları, işsizlik rakamları, büyüme rakamları oldukça düşük. Faizler çok düşük ve dünyada devasa bol bir paradan bahsediyoruz. Evet. Böyle ekonomiyi işte ayakta tutmak için Özgür Bey. Evet. Tüm bunlar aslında size de yarıyor. BTC Türkiye, Bitcoin'e düzeltiyorum. Jackson Hole toplantısında biliyorsunuz orada ortalama enflasyon gibi hedeflemeden bahsedildi. Piyasada bunu sevinçle karşıladı. Ne düşünürsünüz şu anda global şartlarla ilgili? Bence global şartlar aslında biz piyasaları yükseliyor, olumlu gidiyor diye değerlendirdiğimiz zamanlarda olan şeyin gerçekte bir varlık enflasyonuna doğru gittiğini düşünüyorum ben. Yani insanların likiditenin aşırı bollaştığı zamanlarda gelecekle ilgili endişeleri de varsa eğer, sağlam varlıklara yönelmesi sadece bugün için değil, sadece Türkiye, Amerika için değil, tüm dünya için ve geçmişte insanlık için hep aynı olmuş. O açıdan bakıldığında bence bazı Nasdaq hisselerinin inanılmaz değer kazanması, hatta bazılarının, ben tabii uzmanı veya analisti değilim ama fiyatının olması gerekenin çok üstüne çıktığı gibi konulardan bahsettiğimizde bunun arkasında yatan neden, ana neden aslında enflasyon bence. Dolayısıyla sadece tüketiciye yansıyan işte çarşı, pazar veya kullandığımız hizmet veya ürünlerin fiyatı değil, bence varlık enflasyonu önümüzdeki dönem için ciddi bir tehdit. Özellikle nakitte kalan yatırımcıların eğer doğru varlık sınıflarına doğru şekilde portföy yapmazlarsa,
olmazsa önümüzdeki dönemde varlıklarının ciddi anlamda göreceli olarak eriyebileceğini düşünüyorum. İşte Apple 1 trilyon dolardı, 2 trilyon dolar oldu. Son birkaç zamandır bakmadım piyasa değerine ama yani siz artık... 2 trilyon doları geçmiş oldu. Yani şöyle örnek vereyim. Tabii ki bir tek Apple'dan oluşan bir portföy olamaz ama sizin 1000 dolarınız vardıysa bugün o 1000 dolarla çok daha az Apple hisse tutan birine göre göreceli olarak daha fakirleşmiş oluyorsunuz. Ya da o sizden daha fazla satın alma gücüne sahip oluyor. O yüzden ben önümüzdeki birkaç yılın belki cebimizdeki enflasyona doğrudan küresel anlamda etki etmese bile varlık sınıflarının da yaratabileceği fiyat hareketleriyle sağlam varlıkların prim yapmaya devam edebileceği. Benim ana gelecekle ilgili birkaç yıllık öngörüm finans piyasaları açısından bu ama dalgalanma kesinlikle sürecek. Bundan sonra ile %3-5 inip çıktığımız günler hiç öyle azımsan, yani yıllar önce olmuştu bir daha diyeceğimiz zamanlar gibi olmayacak. Çok sık aralıklarla çok büyük dalgalanmalar, bir anda ani endişe ya da bir anda ani olumlu, işte aşı belki ile ilgili bir haber gelecek, piyasalar inanılmaz hareket edecek falan. O yüzden ana bir strateji oluşturmadan bu dalgalı ortamda her gün uyanıp yeni bir şey yapıyorsanız bence biraz çok risk altındasınız demektir. Evet, çünkü altında trilyonlarca dolarlık bir para var ve regülasyonların bolca serbestleştirdiği bir ortam. Tekrar sıkılaşma ve kapalı ekonomiye doğru gidildiği zaman bunun oynaklığı da volatilitesi çok yüksek olacak. Tsunami gibi. Tabii. Hangi araçlar öne çıkacak? Onu da ekonomistler zaten konuşmaya devam ediyoruz Özgür Bey. Şimdi siz bu milli takımla sponsorunuza ben tekrar dönmek istiyorum. Çünkü birazdan zaten 20 dakika boyunca bu işin biliyorsunuz artık nirvanası diyebileceğimiz piyasa uzmanı, sevgili Şant. O size bütün cevapları verir, çok daha yakın takip ediyor. Kesinlikle. Onunla birlikte konuşmak istiyorum. Ben size şunu da merak ediyorum aslında. Milli takım demek hani yurt dışı takımlarıyla, milli takımlarla maç yapması anlamına geliyor. Siz de bir yerde yurt dışına taşımış oluyor. Siz ister istemez bu tarafta kalamayacaksınız. Hani yurt dışı zaten muhtemelen çalışmalarınız vardır. Evet. Yurt dışı derken ne yapmak istiyorsunuz orada? Şimdi biz BTC Türk olarak 7. yaşımızda aslında global kullanıcı kabulüne başladık. Burada tabii özellikle bizim gibi teknoloji tarafındaki girişimler için bu daha çok dış pazarlara gitmek, işte şu pazara gireceğiz, bu pazara gireceğiz gibi süreçte iletişimi yapılan bir konu. Ama biz bunu aslında tersten yorumluyoruz BTC Türk olarak ve diyoruz ki biz Türkiye'de 1 milyon kullanıcımız var. İnanılmaz dinamik, hareketli, likiditesi son derece yüksek, ürünleriyle, altyapısıyla, teknolojisiyle son derece iyi bir deneyim sunan bir imkan var. Gelin siz de yabancı kullanıcılar, farklı farklı platformlarda değil, BTC Türk'te, Türkiye'de işte dünyanın 5 bankayla entegre çalışan tek kripto varlık platformu, milli takımlar ana sponsoru, özellikle futbola ilgi duyuyorlarsa güvenilir hızlı bir ortamda ve çok daha ucuza bu işlemleri yapabilirler aslında. O yüzden biz kapılarımızı aslında yabancı oyunculara açıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda farklı pazarlara girmek yerine onları Türkiye'ye çektiğimizi düşünüyoruz. Bu açıdan bakıldığında da aslında milli takım işbirliğimiz bizim yurt dışında da tanınmamıza, gerçekten şirket olarak ortaya koymaya çalıştığımız vizyonu daha net anlatmamıza ve kendi markamızı da Bitcoin'i de hem Türkiye'de hem yurt dışında düzgün temsil etmeye odaklandığımızı bilsinler. O yüzden bizim global kullanıcı tarafında da ana stratejimiz Türk kullanıcıları gibi güvenilir, hızlı, sağlıklı işlem yapabilecekleri likit bir piyasa sunmak. Burada yapabileceklerini görsünler. Kesinlikle. Çok da mantıklı çünkü genel olarak hani biz işte Türk yatırımcısı buradaki herhangi bir şey olduğu zaman yurt dışına gidiyor. Ama Türkiye'nin bu anlamda önemli bir finans merkezi olabilmesini de gösterebilecek noktalardan bir tanesi. Umarım başarırsınız. Çünkü İstanbul'un finans merkezi olma yolunda bu tarz alternatif ürünlerin de çok yoğun bir şekilde kullanılması gerekiyor. Ve böyle yaptığınız zaman da muhtemelen buna kayıtsız kalamayacak birçok kurumda yine gelecektir Özgür Bey. Umuyorum. Var mı da eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat. Ben de Şant'ı özellikle böyle hareketli bir piyasa günü dinlemek için sabırsızlanıyorum. O zaman birlikte karşılayalım biz memnuniyetle. Derseniz. Hazır mıdır yönetmenim Şant Bey? Şant Manukyan, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü. Yayınımıza hoş geldiniz. Özgür Güner'i de size selam vermek için stüdyomuzda. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar. Merhabalar sevgili Şant. Merhaba. Bugün özellikle hareketli bir piyasa günü. Hepimiz heyecanla yorumlarını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi.
Şimdi şöyle bir nokta da var. Özgür Bey'e veda etmeden önce, Özgür Bey, her tarım dışı istihdam verisi olduğu zaman Şant Bey tabii işin uzmanı ama sadece kripto para yorumlayanlar olunca korkuyorlar. Biz tarım dışı istihdam verisini mi konuşacağız diye. O zaman rahat rahat Şant Bey'le de bu veriyi de konuşacağız. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Ben teşekkür ediyorum. Için. İyi yayınlar diliyorum ikinize de. Çok sağ olun efendim. BTC Türk CEO'su Özgür Güney'e de veda ettikten sonra Şant Bey hoş geldiniz. Tarım dışı istihdam rakamları geldi. Sıcağı sıcağına 1.37 milyon arttı. Beklenti 1.35'ti. Bir miktar beklentinin aşağısında. Ortalama saatlik kazançlarda da 0.4'lük bir artış var. Önceki rakam 0.1. İşsizlik de 8.4 geldi. Önceki 10.2. Sanki iyi gelen datalar gibi anlıyorum ben. Genel konsept ne dersiniz? Yani fena değil ama sonuç itibariyle son 2-3 ayı değerlendirdiğimizde yani açılan ekonomiden sonra ne olup gittiğine bakarsak bir momentum kaybı olduğu gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda işte nezlenin, gripin, covid'in birbirine karışacağı bir döneme girdiğimizi düşünürsek çok büyük bir ihtimalle hizmet sektörü toparlanmasına biraz ara verecektir. Ağustos ayında özellikle teknoloji tarafından da gelen bazı işten çıkartma haberleri vardı. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda momentumun iyice yavaşlaması söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Hala maalesef çok ciddi sayıda insan işsiz, dolayısıyla ekonominin bu iyi rakamlara rağmen normalleştiğini söylemek kesinlikle mümkün değil. Evet, peki bu anlamda bakıldığında Amerikan borsalarında bir miktar satış görmüştük. Dün özellikle sert bir satış geldi. Birazdan kripto paraları konuşacağız Şant Bey ama Dow Jones bugün 0.38 vadeli taraf artıdayken Nasdaq kompozitte o derinleşen satışlar devam ediyor 1.33 kadar. Bunu bir özellikle düzeltme olarak okuyanlar çok fazla uluslararası piyasalarda. Siz nasıl görürsünüz? Bugün bakıldığında Bank of America 3600 pound üzerinde bir hedef fiyat verdi Amerikan seçimlerine kadar. Ne der Şant Manukyan? Açıkçası ben yukarı momentumun korunduğunu düşünüyorum. 4000'li seviyeleri de göreceğimizi düşünüyorum ama seçimlere kadar değil. Yani seçimler bence bir belirsizlik unsuru. Çok ciddi anlamda bir kar var. Adaylar arasında özellikle sektörel baktığınızda çok ciddi değişiklikler var. Dolayısıyla biraz kar realizasyonu, biraz sektörel rotasyon derken seçime kadar biraz daha kayıp olması bence daha doğal olur diye düşünüyorum. Eskiden tabii biz işsizlik rakamlarına bu seviyelerden Fed'in tepkisi ne olur diye bakardık. Şimdi artık Jackson Hole toplantısından sonra o ilişki büyük ölçüde en azından iyi sürprizlerde kopmuş durumda. Dolayısıyla biraz daha farklı dinamiklerle karşı karşıyayız. Şant Bey, son dönemde tabii ki özellikle altın ve Bitcoin üzerinde de ikisini aynı anda telafi etmek doğru mu bilmiyorum. Hani ne dersiniz? Ama bir oynaklığın arttığını görmüş olduk. Ons altına 1927 dolardayız. Bitcoin'de de çok önemli ana destek seviyesi diye uzmanlar uyarıyor. 10.200 dolar seviyesi aşağısında 9.400'lere kadar bir satış olabilir diye. Her iki üründe de satışın sebebi nedir? Birincisi Bitcoin'le ilgili özellikle genel görüntünün zayıf olmasını neye bağlarsınız? Şimdi bakın burada aslında bir piyasa görüşünden bahsedeceğim, bir de kendi görüşümden bahsedeceğim. Piyasa tarafına baktığımızda çok anlaşılır nedenlerden dolayı çok ciddi bir enflasyon beklentisi var. Ama burada şu önemli, enflasyon bekliyorsanız yani merkez bankaları parasal genişlemeye gidiyor ve tırnak içinde söylüyorum para basıyor hikayesine inanıyorsunuz demektir. Yani hala bu noktada merkez bankalarının bir şeyler yapabileceğini, özellikle enflasyonu, ekonomiyi kontrol edeceğine inanıyorsunuz demektir. Bu çok güzel bir olay. Fed'in de istediği bu zaten güvenin kaybedilmemiş olması. Dolayısıyla bu beklenti üzerinden altın veya Bitcoin alınabilir. Ama açıkçası ben son 10 yıla, Boj örneğinde son 20 yıla baktığımda merkez bankalarının enflasyon yaratmakta başarısız olduğunu düşünüyorum. Sadece Boj'un veya Fed'in değil, İsviçre Merkez Bankası'nın da başarısız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla merkez bankalarının ekonomi üzerinde, enflasyon üzerinde piyasanın zannettiği kadar etkin olduğunu düşünmüyorum. Bu ne anlama gelir? Kısa vadede bir anlama gelmez. Kısa vadede bir enflasyon hareketi var. Altını götüren oydu ama dikkat edin, Jackson Hole açıklamasından bu yana altın, euro, piyasa hiçbir yukarıya doğru devam etmedi. Dolayısıyla piyasada biraz kafa karışıklığı var. Ya Fed strateji değiştirdi ama bu yetecek mi hareketini görmeye başladık. Bitcoin'in satışı bence maalesef üzücü, şu açıdan üzücü. Bitcoin'in portföylerdeki yeri piyasayla aynı yönde hareket etmemesinden kaynaklanan bir
yer olarak görüyorduk. Ama son dönemde özellikle Mart'tan bu yana baktığımızda Bitcoin S&P ile çok yakın hareketler içinde. Dolayısıyla pek çok hikaye var. Güney Kore'de olan biten var. DeFi hikayesinde bazı gelişmeler var ama netice itibariyle benim gördüğüm Bitcoin biraz artık ana enstrümanlar arasına girmeye başladı. Dolayısıyla bir tarafta satış geldiğinde Bitcoin de bundan etkileniyor. Şat Bey, aslında son dönemde en fazla konuşulan konulardan bir tanesi Bitcoin fiyatlarına tabii çok oynak seviyeler vardı. Volatilite çok hızlıydı ama şu anda Bitcoin'de oynaklığın oldukça düşük seviyelere kadar geldiğini görmüş olduk. Siz bu düşen oynaklığı neye bağlıyorsunuz? Şimdi birincisi yıllar geçtikçe yavaş yavaş hem Bitcoin'in kendisi hem Bitcoin yatırımcısı konuyu biraz daha iyi anlıyor. Fiyatlamaları biraz daha makul bir şekilde yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla piyasa oturuyor diyebiliriz. Ama ikinci bir neden de doğrudan Bitcoin olmasa da dolaylı bir şekilde Bitcoin'i de etkileyen DeFi projeleri, yani merkeziyetsiz finans projeleri var. Burada ciddi anlamda Bitcoin, Ethereum vesaire artık klase edilmiş, dinlenmeye, yani bir bankaya koyulmuş şeklinde hareketsiz bir tavır içine girmiş durumda yatırımcılar. Dolayısıyla eskisi kadar alsattan ziyade bir nevi ben Bitcoin'imi bir spekülatif yatırıma koyayım, bir kredi mekanizmasına koyayım, buradan bana faiz gelsin düşüncesi var. Bu da bence volatiliteyi düşüren gelişmelerden bir tanesi. Tabii Jackson Hole toplantısına az önce değinmiş oldunuz. Jackson Hole toplantısında bir miktarda ortalama enflasyon hedeflemesinden bahsettiler Şant Bey. Burada ortalama enflasyon hedeflemesi aslında derken FED burada hangi yatırım araçlarını sizce önümüzdeki dönemde bir miktar daha cazip hale getirmiş olacak? Zaman zaman 10 yıllık tahvil faizlerinde 0.75 üzerinde fiyatlamalar görüyoruz. Bu ons altın fiyatlarını geriye de çekiyor ama birçok uzman düşük faiz ortamının devam edeceği, doların zayıflamaya devam edeceğini, dolayısıyla da çok farklı yatırım araçlarının ön plana çıkabileceğini söyler. Yorumunuzu çok merak ediyorum Sayın Manukyan. Hangi yatırım araçlarına bu toplantı sonrası bir miktar daha ışık yakarsınız? Şimdi bakın, teorik olarak FED aslında şunu söyledi. Faizler, enflasyon bu yıl 1 ise önümüzdeki sene 2,5 olsa bile ben faiz arttırmayacağım. Eskiden olsa faizin 2'nin üzerine, enflasyonun 2'nin üzerine çıkması FED'in sıkılaştırmaya gitmesi anlamına gelirdi. Dolayısıyla FED ile dolar arasındaki bağ koptu. O açıdan piyasanın dolar zayıflayacak düşüncesi tabii makul bir düşünce. Ama karşı taraftaki bloktaki para birimlerinde ne olacak onu da tartışmak lazım. FED'in enflasyon yaratabileceğine inanıyorsak tabii ki altın, gayrimenkul, hisseler, aldığınız araba, bunların hepsinin fiyatları yukarı gidecektir. Ama kısa vadede bir problemimiz var. İşte az önce istihdam verilerini konuştuk. Hala çok ciddi, milyonlardan bahsettiğimiz bir işsizlik var. Bu insanlar tüketebilen insanlar değil. Kamu aradan çekilirse eğer bütün dünyada özellikle küçük şirketler tarafında zaten var olan iflaslar daha da hızlanacak. Dolayısıyla bir yandan merkez bankalarının değiştirmeye çalıştığı bir algı var. Diğer yandan da bir realite var. Daha az yatırım, daha az harcama, daha az ticaret. Dolayısıyla bu iki gücün çarpıştığını görüyoruz. Bir noktada elbette merkez bankaları dünyadaki jeopolitik değişimler, yani tedarik zincirinin içinden başka ülkelere kayıyor olması, ham madde fiyatlarındaki artış, bunlar arz enflasyonu getirecektir. Ama FED'in umduğu o talep enflasyonunu görmek için ben kısa vadede biraz problem olacağını düşünüyorum. O yüzden dolarda seçimin getireceği bir zayıflık vesaire olabilir. Ama çok hızlı bir değer kaybı olacak. Dolar artık global rezerv para birimi özelliğini yitirdi yaklaşımı bana çok doğru gelmiyor. Tabii şu anda bir de ikinci pandemi riski konuşuluyor Şant Bey ve bu anlamda ikinci pandemi riskinin olduğu dönemde neye yatırım yapmak lazım diye konuşmak lazım belki de. İlk pandemi olduğu zaman hem S&P 500'ün tam bir aslında FOMO'dan bahsediyorduk. S&P 500, ons altın, doların kazandırdığı ve birçok enstrümanın kazandırdığı bir dönemdeydik. Siz böyle bir risk hakkında ne düşünürsünüz? Şu anda yaşıyor muyuz bu riski? Ve tekrar bu riski ciddi anlamda konuştuğumuz zaman hangi yatırım araçları yeniden çok fazla gündeme gelebilir sizce?
Şimdi böyle bir risk olsa bile artık hiçbir hükümetin ekonomiyi tamamen kapatmayı göze alabileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla bazı sektörlerde işte az önce de konuştuk, hizmet sektöründe, hava yollarında vesaire yeniden sert bir daralma söz konusu olabilir ama bunun karşısında da daha az sektör ciddi anlamda bu işten para yapıyor. Burada unutmamamız gereken bir hikaye daha var. Birincisi tabii Amerikan seçimleri, onun yarattığı belirsizlik. Dolar üzerinde, hisse senedi piyasaları üzerinde bir baskı kuracaktır diye düşünüyorum. Ama ikincisi de aslında yeşil ekonomiye geçiş, yani ESG olarak tabir edilen değişim. Özellikle bir Biden zaferinde Amerika'da bu konu çok daha hızlı gündeme gelecek. Avrupa bütçesinde zaten yatırımların %70'inin buraya yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir ana hikaye olarak Covid'i kenara bıraktığımızda, çünkü orası nasıl gelişecek ben açıkçası konuşabilecek bir uzman değilim ama finansal anlamda ana bir hikaye yeşil ekonomiye geçiş. Dolayısıyla o tarafta yatırım fırsatları bence önümüzdeki 2 yıl boyunca kendisini göstermeye devam edecek. Ki bu anlamda Guterres'in de bugün bir mesajı vardı. Yeşil ekonomiye geçişle ilgili çağrıda bulunmuş oldu Birleşmiş Milletler nezdinde. Amerikan seçimleri Şant Bey ne düşünürsünüz? Şu anda fiyatlamalarda Trump'ın kazanacağı söyleniyor fiyatlamalara bakıp. Ama anketlere baktığımızda Joe Biden her ne kadar makas farkı birazcık daha azalmış olsa da Biden lehine gözüküyor. Ne dersiniz? Şimdi bet yani tahmin sitelerine baktığımızda çok ciddi bir derinlik yok. Ben de hem işim gereği hem orası da tokenize oldu. İlginç bulduğum için ben de takip ediyorum. Artık blockchain üzerinde de bu işi yapabiliyorsunuz ama çok derinlik olmadığı için ve kolay yani rakamsal olarak büyük bir yatırımcı veya büyük bir bet geldiği zaman orası değişebilir. Dolayısıyla orayı çok baz almamak lazım. Peki anketler çok sağlıklı mı? Anketler tarafının da ben sağlığını tartışabileceğimizi düşünüyorum. Eğer istihdam piyasası toparlanmaya devam ederse Trump bence bu seçimi kazanacaktır. Şu anda benim yanar döner dediğim o işte iki parti arasında giden eyaletlerdeki Trump'ın performansına bakarsanız 2006'ya oranla daha iyi bir noktaya geldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay ekonominin gidişatı bence çok kritik olacak. Tabii protestoların bir noktada artık fiziki hareketlere dönüşmesi, yağmaya dönüşmesi de önemli sayıda insanın görüşünü değiştiriyor. Biraz daha kanuna yakın bir başkan adayını bulmak istiyorlar. O da tabii etkili olacaktır diye düşünüyorum. Tabii program kripto gündem ama sizi bulmuşken de küresel piyasalardaki o genel resmi çizmeniz açısından izleyicilerimize hem Amerikan borsaları hem de işte dünya piyasalarıyla ilgili sorular da sormaya çalışıyorum Şant Bey izninizle. Bir de yönetmenimiz Cavit'ten şu kripto para grafiğimizi rica edelim. Bitcoin, Ethereum, XRP ve Litecoin'i koymuş olduk. Şant Manukyan bunların dışında bir kripto parayla ilgilenir mi ve bu ürünlerle ilgili ekranda görmüş olduğunuz bu 4 ürünle ilgili neler söyle demek istersiniz? Şimdi şunu söyleyeyim, ben son zamanlarda özellikle Ethereum tabii DeFi'nin temelini oluşturduğu için çok yakından takip ediyorum. Aynı zamanda upgrade'i de gelecek. Mutlaka siz de programlarda konuşmuşsunuzdur. Gas fiyatları çok yüksek seviyelere geldi. Dolayısıyla portföyümde biraz Ethereum'a alternatif olabilecek coin'lere de bakıyorum. Hem alternatif coin'lere bakıyorum hem de ikinci kademe diyebileceğimiz işte OMG gibi diğer bazı second layer coin'leri de Ethereum'da bir problem olması durumunda veya gas fiyatlarının yüksek devam etmesi durumunda destekleyecek, talep görebilecek coin'ler olarak gördüğüm için yakından takip ediyorum. Onun dışında tabii bütün bu DeFi projelerinde yani merkeziyetsiz finans projelerinde ayrı ayrı kendi coin'lerini görüyoruz. İşte Compound var, şimdi hepsini saymak istemiyorum. Bunlar özellikle spekülatif coin'ler. Onu yatırımcılarımızın bilmesi lazım. Ara ara alıp satabilirler ama bir Bitcoin, Litecoin, Ethereum tarzı coin'ler değil. Orada portföyde ufak bir yer ayrılabilir ama çok da yatırım bazlı bakmamak lazım. Evet, son 3 dakikaya girmiş olduk. İzleyicilerimiz yine tabii piyasayla ilgili de sorular da soran var. Ons altın ve gümüşü de bari sorabilir misiniz diye. Şant Bey, bu iki ürün için ne söylemek istersiniz?
İkisi de bir boğa piyasası içinde, özellikle gümüşe baktığımızda az önce konuştuğumuz yeşil ekonomiye geçişte ciddi endüstriyel talep de olacak. Dolayısıyla biraz daha avantajlı görüyorum. Ama az önce yine söyledim, şu anda deflatif güçlerin tekrar biraz kafa kaldırdığı bir dönemdeyiz. Enflasyon fiyatlanıyor dediğimizde bunu bir rakama dökmek lazım. Yani piyasa %5 enflasyonu mu fiyatlıyor, %15 enflasyonu mu fiyatlıyor? Buna göre farklı bir altın fiyatlaması olacaktır. Jackson Hole sonrası altının çok tepki vermemesini, ben yeterince enflasyon konusunu fiyatladım, Powell'ın ne yapacağını da görmemiz lazım tarzı biraz bir beklenti olarak görüyorum. 1910 kırılırsa eğer düzeltme derinleşecektir, dikkatli olmak gerekir. Son olarak hızlan Bitcoin'le kapatalım Şant Bey. Bitcoin fiyatıyla ilgili bir teknik anlamda bir şeyler bir kez daha söylemenizi rica ederim. Özellikle Bitcoin'i soruyorlar. Bu 10 bin doların aşağısına gelmesi ne anlam ifade ediyor sizin için? Birincisi, siz Bitcoin'i aldığınız zaman fiyatına mı bakarsınız, yoksa uzun vadeli bu hikayenin bir parçası olmak için daha çok Bitcoin'e sahip mi çıkıyorsunuz? Bunu da açıklayabilir misiniz? Şimdi bakın, hikayenin ne olduğuna bağlı. Yani ben zaman zaman söylüyorum, İşte Fed para basıyor hikayesini eğer Bitcoin'e koyarsanız bir şey olmadı. Yani Fed'in bilançosu büyüdü Mart ayından bu yana, ama Bitcoin benzer bir performans gösteremedi. 2019 seviyelerinin de bazen altına kayıyoruz. Benim için altın tarafında da Bitcoin tarafında da enflasyondan daha önemli bir dinamik var. Yani enflasyon olduğunda sadece altın fiyatları yükselmez. Konutunuzun fiyatı da yükselir. Pek çok şey yükselir. Ama karşı taraf riskli olduğunda, yani bir noktada devletlerin aşırı borçlanıp o borcu öder mi diye sorduğunuzda veya finansal sistemde bankalarda ilgili bir soru işareti kafanızda oluştuğunda, sizi koruyabilecek olan tek enstrüman eskiden altındı, şimdi yanına Bitcoin'i de koyduk diyebiliriz. Benim taşıyor olma nedenim bu. Ama tabii ki farklı görüşler var. Mantıklı görüşler, enflasyonla ilgili benden daha rahatsız olan görüşler var. Onlara da bir şey diyemem elbette. Doğru da çıkabilir, şu ana kadar da fena gitmedi zaten. Şant Bey çok teşekkür ederiz. Kripto Gündem programında bu yorumları bizlerle paylaştığınız için. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan'a teşekkür ediyoruz. Programımızda maalesef sonuna geldik. Gelecek hafta yine Türkiye'nin ilk kripto paralara dair olan Kripto Gündem programında tabii ki görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.